Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda Japon balıklarının nasıl sağlayacağını anlatmıştık. Bu videoda ise yavruların yumurtadan çıkışlarını ve nasıl büyütüleceği konusunda bilgiler vereceğiz. Sağma videosunu izlemediyseniz eğer buraya tıklayarak onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hazırsak başlayalım. Sağma işleminden hemen sonra yumurtaların üzerine muhakkak metilen mavisi dökmeliyiz. Yumurtaların mantarlaşmasını önleyeceği için çok önemli. Buna dikkat edelim. Daha sonra 3-4 gün kadar hafif hava ile beraber yumurtaların çıkmasını bekleyeceğiz. İlk yavru çıktıktan 2 gün sonra da yavru japonlarımızı daha hızlı büyütmek için geniş bir akvaryum alacağız. Burada da su seviyesi ilk olarak yerden 5-6 cm kadar yukarıda olmalı. Çünkü yavrular beslenmelerini dip kısmından yapacak. Suyun seviyesi yüksek olursa kondisyonları zayıf olduğundan ölürler. Her gün 1-2 santim suyu arttırarak su seviyesini akvaryumun normal hacmine çıkartabiliriz. Su değerlerimize bakacak olursak da Japon balıkları habitatları gereği ve üretim çiftliklerimizde 25-26 derece gibi sabit sıcaklıkta bakılır. Ortam ısımız bu seviyeyi karşıladığı için biz ısıtıcı koymadık. Sizin yapacağınız ortam sıcaklığı bu derecelerde değil ise ısıtıcı koymanız gerekir. Bu en önemli ilk koşulumuz olacak. İkinci olarak ise akvaryuma tuz eklemesi yapılması gerekir. Ekleyeceğiniz tuz kaya tuzu olmalıdır. Son olarak da yavrular kesinlikle bol ışıklı bir yerde bulunmalı. LED ışık koyabilirsiniz veya tavan kısmında ışık kaynağına yakın bir yerde bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu şartlar sağlandıktan sonra da günde 4 ila 5 kez yemleme yapacağız. Balıklarımız biraz büyüyene kadar ilk 1 hafta mikro yemler veya toz yemleriyle besleyeceğiz. Bir hafta sonra da günde bir kez ATM verebilirsiniz. Protein olarak çok zengin olduğu için bunu tavsiye ediyorum. ATM verebilme şansımız yoksa yine toz veya mikro yemlerle beslemeye devam edeceğiz. Haftada bir kez de dipteki pislikleri dip siponi ile veya kendi kullandığınız yöntemle çekmeniz gerekecek. Bu pislikler salınım yapabilir. Salınım yapmasını önlememiz için bu işlemi yapıyoruz. Bütün bu koşulları doğru bir şekilde sağladığımız takdirde birkaç ay içerisinde balıklarınız 3-4 santim boyutuna ulaşmış olacaktır. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında lütfen bizimle paylaşın. Hoşçakalın.